Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular 8 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Kenar uzunluğu A artı B birim olan kare şeklindeki bir kağıt dört köşesinden katlanarak yukarıdaki şekil oluşuyor. Son durumda boyalı bölgenin alanları toplamı AB birim kare olduğuna göre beyaz bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Normalde bunun alanı nedir? A artı B'nin parantez karesi değil midir? Evet. A kare artı 2AB artı B kare eşittir. E şunların alanları toplama AB ise hocam katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşit olacak. O zaman bunlardan iki tane olduğu için bunların alanları toplamı ne yapıyor? Şöyle göstereyim istersen şuraya yazayım bunların alanları toplamını. Toplamda AB ise burası beyazları da eşin içine katacak olursak iki tane AB yapıyor. E normalde bizim alan neydi? A kare artı 2AB artı B kareydi. E şimdi 2AB'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? A kare artı B kare kaldı. Çünkü büyük karenin alanı A kare artı 2AB e, artı B kare. E şunlar toplamda 2AB yaptıysa buraya da A kare artı B kare kaldı. Yani cevap E dremit oldu birinci soruda arkadaşlar. Geldik 2'ye. Şekil 1'de kenar uzunluğu 1 bir birim ve 2 birim olan dikdörtgen köşegen boyunca kesilip bu şekil oluşturulmuş. Arkadaşlar eş yapı. Eş yapılarda ne yapıyordu? Kenar uzunluklarının eşitlikleri bizim için önemliydi. Hocam burası 1 bir birim burası 1 bir birim. Uzun kenar karışık. Hiç yazmayayım bile. 2 birim. Hocam buradaki uzun kenar 2 birim. Hmm, 90 derece. Ve şuradaki üçgene dikkat eder misin? Evet ettin değil mi? 1 var 2 var. Ne var burada? Hocam 90'ın karşısı 2 iken hangi açının karşısı 1'dir? 30'un tabii ki. Hemen 30'u yazacağız buraya. Burası 30. 90 burası 60 oldu. E ee, bizden ne isteniyor? KLM açısı. KLM. Bir de Böyle bir şeyleri kesip yapıştırdıklarında başka bir yere yapıştırdıklarında eş yapı olmasına dikkat edin diyoruz. Evet doğru ama kenarların eşitliğini sadece şey yaptık. Açılarda eşit değil mi? Evet. Hocam burada şu biri gören burada noktayken biri gören burada da nokta değil mi? Evet. Biri gören buradaki noktaysa buradaki biri gören şu dik üçgende biri gören burası da noktadır. E hocam buraya ben alfa dersem burası da alfa. Buraya beta dersem benden alfa artı beta isteniyor arkadaşlar. E 30'u da kullanalım. 2 iç açı bir dış açı değil mi? Evet. Alfa artı beta buradan neye eşittir? 2 iç açı bir dış açıdan 30'a eşittir. Zaten bizden alfa artı beta isteniliyor. Dolayısıyla ikinci sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik 3'e. Şekillerde verilen kareler özdeş olup üst ve alt kenarlar 3'er eşit. Sağ ve sol kenarlar 2'şer eşit parçaya ayrılıp bazı bölgeleri boyanmıştır. E o zaman burada arkadaşlar 3 ve burası 3 bölge burası 2 bölge. 3 kere 2 altta birleşiyor bunlar. Ben bunlara 2 2 2 desem bunlar da 3 3 mü oluyor? Evet. 2 2 2 3 3. Aynı şekilde 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3. Aynı şekilde 3 3 ve 2 2 2 şeklinde bulduk. Sonra buna göre karelerin içindeki boyalı alanlar toplamının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar 3 4 5 deyip burayı bulup sonra Pisagor'dan burayı bulup e, şu dikdörtgenin alanını bulabilir miyiz? Sakın. Bak aynen ben oradan yapıyordum şimdi. Oradan yanlış yapacaktım neredeyse. Niye? Bu dikdörtgen mi kardeşim? Şekil dikdörtgene benziyor diye dikdörtgen diyemeyiz. Hocam bu alanı nasıl bulacağım o zaman? Tüm alandan neyi çıkartacağım? Şu alanları çıkartacağım. Ee, burada kalanlar belli. 3 kere 4 12 bölü 2'den burası 6. 2 kere 3 6 bölü 2'den burası 3. 4 kere 3 12 bölü 2'den burası 6. 2 kere 3 6 bölü 2'den burası da 3 yaptı. Tüm alanda 6 kere 6 36 36. Tüm alan 36 olduğundan dolayı 6 6, 6, 18 çıktı. O zaman buraya kaç kaldı? 18 kaldı. Evet. S1'i 18 bulduk. E, hocam eski eskiyi bulalım. 2 kere 3, 6 bölü 2'den burada kalan 3 burada kalan, 3, burada kalan da 3, burada kalan da 3, burada kalan da 3 mü? Evet. Bak şunlar birbirine eşit ve paralel olduğu için kelebek çıktı mı burada? Çıktı. Kelebekte oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. Şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Hocam üçgenin alanını bulacağım. Tabanına ait yükseklik lazım. O zaman ne yapacağız? Hop tabanına ait yüksekliği çizelim. Şu yüksekliği bulacağım. E bunun da devamı yükseklik değil midir? Hocam kelebek var burada. Kelebek bak şurada da bir kelebek var. Kelebekteki oran yine 1'e 1 bir değil mi? Evet. E o zaman burası da haşa haş. Ya yani tamam 6'ydı. O zaman bu yükseklik 3 bu yükseklik 3. 2 çarpı 3 bölü 2'den buradaki alanda 3 çıktı. 2 çarpı 3 bölü 2'den kalan da 3 çıktı. Yani 1 2 3 4 5 6 kare. 6 kere 3 18. S2'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 18 bulduk. E hocam burası 2. 2 kere 3 6. E hocam burası da 6. E hocam burası da 2'ye 3 olduğundan burası da 6 oldu mu? Oldu. S3 de 6'ya yani 6 kere 3 18'e eşit oldu. Dolayısıyla bütün alanlar birbirine eşit oldu. Yani 3. soru böylelikle ne çıktı arkadaşım? Ceyhan çıktı çıktı. 3 alanda birbirine eşit. Geldik 4'e. Kenar uzunlukları tam sayı ve çevresi, çevreleri 24 cm olan dikdörtgenler için bir kenar uzunluğu 8 cm olan bir kenar uzunluğu 8 ise çevresinde 24 ise bu, bu kenara 4 mu kalıyor arkadaşım? Evet. 8 4 daha 12 yani yarısı şu iki kenar toplamı yapmalı, yapması lazım. Bir kenar uzunluğu 9 santimetre olan 9 o zaman burası da 3 mü olacak? Evet. Dikdörtgenin alanından büyüktür. Bu dikdörtgenin alanı 32 bu dikdörtgenin alanı 27. Evet 32 27'den büyük mü? Büyük. Yani birincisi doğru çıktı. Kenar uzunluklar arasındaki fark en büyük olan dikdörtgenin alanı diğerlerin alanından büyüktür. Kenar uzunlukları bak şimdi. Şimdi düşün. Aralarındaki fark en büyük olacak. Ve kenarlarda tamsiye ya. Bir kenar 1 toplamlar 12 olacaktı. Burası 11 olacak. Alan kaç yaptı? 11 yaptı. E ben bunu daha da büyütecek olursam. Mesela 2'ye 10 yapsam. Hocam burası 20 yapıyor. Daha da büyüyor. Hayır olmadı. Kenar uzunluklar arasındaki fark en büyük olan alan en küçük alan olmuş oldu arkadaşlar. O zaman bu yanlış oldu. Üçüncüsüne bakalım. Bir kenar uzunluğu diğerine eşit olmayan yani ikisinin toplamı Kaç olacak? 12 olacaktı. 6'ya 6 olmayacak diyor bize. Ee, çevresi 24 yapması için. Eşit olmayan dikdörtgenler arasındaki en arasındaki en kısa kenar uzunluğu en büyük olanın alanı en büyüktür. Hmm. 6'ya 6 değil de mesela 7'ye kaç seçebiliriz? 5 seçebiliriz. Evet. Kısa kenarı en büyük olan 7'ye 5'lik durumda değil midir arkadaşlar? Birbirine yakın seçeceğiz. Evet. Şöyle baktığımız zaman eşit olmadığı zaman tabii eşit olduğunda e, kısa kenarı kısa kenar diye bir şey bahsedemiyoruz. O zaman kare oluyor da 7'ye 5 seçersem ya da 7'ye 5 değil de başka ne seçebilirim arkadaşlar? 4'e 8 seçebilirim. Ama bu kısa kenar daha da küçülecek mi böyle? Mesela 3'e kaç seçebilirim arkadaşlar? 9 seçebilirim. Böyle böyle gidebilirim. Bize diyor ki bir kenar uzunluğu diğerine eşit olmayan dikdörtgenler arasında kısa kenar uzunluğu en büyük olanın alanı en büyüktür. Evet gerçekten de öyle. Bunun alanı 35, bunun alanı 32, bunun alanı 27. Daha da küçülüyor mu? Küçülüyor. Bu gerçekten de Kısa kenarın en büyük olduğu durumda alan en büyük mü oldu? Yani kenar uzunlukları birbirine en yakın olduğu durumda alanı en büyük olmuş oluyor. O zaman üçüncü de doğru olmuş oldu. Evet cevabımız ne yaptı o zaman? 1 ve 3 yaptı arkadaşlar. Yani dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Kısa kenar uzunluğu bir birim olan 2 eş dikdörtgen. Evet 2 eş dikdörtgen kısa kenar uzunluğu da 1 bir birimmiş. Hocam buraya bir yazalım. Buraya da 1 yazalım. Şuraya bir A dersem Dikdörtgenin bir kenarı ne yaptı? A artı 1 yaptı. Hocam burası da A artı 1. E burası da 1 ise karenin bir kenarı A artı 2 yaptı. Şuraya da A artı 2 diyelim. Şurası A artı 2. Sonra buranın 1 olduğunu biliyoruz. A artı 1 de uzunluk. A artı 1 de A yaptı. E burası da A artı 1. Pisagor. Nerede? Şurada bir Pisagor yapacak olursak. Yap bakalım Pisagor'u. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 1'in karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Hocam birer artan üçgen ne üçgendir? 3 4 5 üçgendir. Koyarsak sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 3 4 5. Bizden bu uzunluk isteniyor. 90'lara havada düşüyor. Alfa beta'ya dal. Al. Alfa beta. E şurada dik üçgen oluştursak beta 90'sa alfa çünkü 90 derece burası. Alfa 90'sa beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta eş. Çünkü burası da 5, burası da 5 olduğundan dolayı. Kareye bu. E burası da 5. O zaman eş üçgense bunlar. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 4'tür. E hocam ken. burası da bir. E burası da bir. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 5 Beş yaptı. Beşinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik son soruya. Yani altıncı soruya. ABCD ve EFGH benzer dikdörtgen. Benzer dikdörtgen üçgenlerdeki gibi diyebiliriz. Kısa kenarın kısa kenar oranı uzun kenarın uzun kenar oranı ya da bir dikdörtgendeki kısa kenarın uzun kenar oranı öbür dikdörtgendeki kısa kenarın uzun kenarına oranı diyebiliriz. Mesela burası 5 ken, 10 olmuş 1'e iki oran var. Üçgen 6 olacak arkadaşım burası. Direkt bu benzerlikten burayı 6 yazabiliriz. Üçgen karşı tarafta 3 mü? 3. Burası kaç? 3, 4, 5'ten 4. X'i bulmak istiyorum. Doğrusal falan değil sakın buraya 90 deme. Çünkü doğrusallıktan bahsetmemiş. EAB doğrusal demiş sadece. E o zaman ne yapacağım? X'e karşılık bir dik üçgen elde etmeliyim hocam. Hop buradan dik çizersem X ancak böyle bulabilirim. E 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta. Alfa beta alfa beta. Yani şu üçgenler ne oldu? Şu üçgen ile şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3'tür. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4'tür. E bu uzunluk 6 ydı. E uzağın buraya 2 kaldı. Burası da 6 olmak zorunda. E artık burada Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. X'in karesi 2'nin karesi artı 3'ün karesinden dolayı 4 artı 9'dan 13 çıkar. X de böylelikle kök 13 çıkar arkadaşlar. Evet böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşım? Altıncı soruda balık kesir bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. Yani neydi? sorularımız başlığı neydi? ÖSYM tadında sorular mıydı? Evet. ÖSYM tadında sorular kısmını bitirdik. Sırada ne var arkadaşlar? Orijinal sorular bir testi var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda orijinal sorular bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.